Dersimiz tefsir tarihi ve usulü birinci ünite kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Ne demiştik? İki ana başlığımız var. Kur'an'ın nuzul süreci, vahiy. Bir diğeri de Kur'an'ın musaflaşma süreci. Şimdi kaldığımız yerden Kur'an'ın musaflaşma sürecinden devam ediyoruz arkadaşlar. Bu bağlamda Kur'an'ın ezberlenmesi alt başlığımız var. Daha sonra Kur'an'ın yazılması, daha sonra Kur'an'ın cem edilmesi yani toplanması, musaf haline getirilmesi. Daha sonra da Kur'an'ın çoğaltılması yani istinsah edilmesi arkadaşlar. Bir diğer başlığımız da Kur'an'ın harekeleme ve noktalanması var değerli hocalarım. Şimdi Kur'an'ın ezberlenmesinden beraberce başlayalım. Hazreti Peygamber'in ezberlemesi ve daha sonra sahabinin ezberlemesi söz konusu. Şimdi Hazreti Peygamber kendisine indirilen ayet ve sureleri Allah'ın lütfuyla ezberler, daha sonra da bunları tebliğ ederdi. İbn Abbas'tan gelen şu rivayet bunu açıkça ortaya koymaktadır. Cebrail aleyhisselam Hazreti Peygamber'e vahiy getirdiğinde Resulullah unutmamak maksadıyla gelen vahiy devamlı olarak tekrar ettiği için sıkıntı çekiyordu. Bildiğiniz üzere de arkadaşlar bunun üzerine Kıyame suresinin 16 ila 18. ayeti nazil olmuştur. Ayrıca her sene Ramazan ayında gerçekleşen arz olayı da Resulullah'ın Kur'an'ı ezberlediğini açıkça ortaya koymaktadır. Resulullah'ın vefat ettiği yıl bu mukabele bildiğimiz üzere iki defa gerçekleşmiştir. O halde bütün bunlardan çıkan sonuç şudur. Resulullah kendisine indirilen vahyi Allah'ın lütfuyla önce kendisi ezberlemiş, sonra da bunu tebliğ etmiştir. İlk ezberlediği ayetler Alak suresinin ilk 5 ayeti olmalıdır ki zira vahyin başlangıcı da ilk bu yani Alak suresinin ilk 5 ayetiyle olmuştur değerli hocalarım. Daha sonra sahabinin ezberlemesi var arkadaşlar. Hazreti Peygamber inen ayetleri ezberledikten sonra önce erkeklere sonra da kadınlara bunu okuyordu. Bu onun en önemli görevlerinden birisiydi değerli hocalarım. Onu dinleyenler yazı biliyorsa dinlediklerini yazıyorlar. Yazdıkları bu metni daha sonra ezberliyorlardı. Yazı bilmeyenler veya o anda yazma imkanı olmayanlar ise Resulullah'ın çeşitli vesilelerle okuduğu Kur'an'ı bizzat kendisinden dinleyerek ezberlemeye çalışıyorlardı. Kısaca sahabe Kur'an'ı ezberleme ve anlama konusunda birbirleriyle yarışıyorlardı. Hatta bazı sahabiler Kur'an'ı baştan sona ezberlemişlerdi değerli hocalarım. Yani bir takım sahabiler Kur'an'ı baştan sona ezbere biliyorlardı. Yani bunu günümüz şartlarıyla düşünmemek lazım. Çünkü o zaman yazı kültürü gelişmediği için ezber kültürü çok gelişmişti değerli hocalarım. Şimdi sayacak olduğumuz zatlar Kur'an'ı baştan sona ezbere bilen kişilerdir. Burada ben aklımızda daha iyi kalması açısından renklendirdim. Şu gördüğümüz yeşil kısımda ilk 4 halife Hazreti Ebubekir Efendimiz, Hazreti Ömer Efendimiz, Hazreti Osman Efendimiz ve Hazreti Ali Efendimiz Kur'an'ı baştan sona ezberlemiştir. Daha sonra yine Zeyd bin Sabit Medine'de Ubey bin Ka'b'dan sonra vahiy katibi olan önemli şahsiyet. Yine Medine'de ilk vahiy katibi olan Ubey bin Ka'b. Yine Muaz bin Cebel ne demiştik? Mekke fethedildikten sonra Mekke'ye muallim olarak gönderilmişti. Yani şöyle baktığımız zaman hep bilindik isimler. Daha sonra Abadile dediğimiz Abdullahlar. Abdullahlardan da yine Kur'an ezbere bilenler var. Abdullah bin Mesud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Ömer, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Zübeyir, Abdullah bin Saib arkadaşlar Kur'an'ı ezbere bilenler arasındaydı. Yine burada önemli isimler yani aşina olduğumuz isimler Ebu Hüreyre Efendimiz, Hazreti Ayşe Validemiz, Hafsa Validemiz, Ümmü Seleme Validemiz de yine Kur'an'ı ezbere biliyordu. Daha sonra Ebu Zeyd, Mesleme bin Muhallat, Fudale bin Ubeyd, Mücemmi bin Cariye yani önce aklımızda yani aşina olduğumuz isimleri saymaya çalışıyorum. Yine Salim, Huzeyfe, Talha, Sad yine Kur'an'ı baştan sona ezberleyen kişiler arasındaydı değerli hocalarım. Yani Kur'an nasıl yazıldı, kimdi, yani günümüze kadar değişti mi, değişmedi mi vesaire vesaire böyle çok hani İslam'a, Müslümanlara, Kur'an'a dil uzatmaya çalışanlar konuşuyor ya. Yani onlara bunları anlatmak lazım yani. Kur'an'ın ezbere bilindiğini birçok kişi tarafından daha sonra yazıya geçirildiğini vesaire bunlara vakıf olup onların bu delillerini çürütmek lazım değerli hocalarım. En azından bunu savunabilmemiz lazım yani.
Şimdi Kur'an'ın yazılması demeden önce, yani bu dönemde Kur'an'ı baştan sona ezberleyenler sadece bunlardan ibaret değildi. Bir Maune olayında 70, Yemame vakasında ise 70, bazı rivayetlere göre de 500 ila 700 arasında Kurra sahibinin şehit olması o dönemde Kur'an'ı ezberleyenlerin çok fazla olduğunu bizlere göstermektedir değerli hocalarım. Yine Kur'an'ın yazılması arkadaşlar. Hazreti Peygamber bildiğimiz üzere ümmiydi. Yani okuma yazma bilmiyordu. Yine şu ayetler onun ümmi olduğunu bizlere açıkça anlatmaktadır. Estağfirullah. Sen bundan önce ne bir yazı okur ne de elinle onu yazardın. Öyle olsaydı batıla uyanlar kuşku duyarlardı. Ankebut 48. ayet-i kerimede açıkça bizlere bildirmiş. Resulullah'ın okuma yazma bilmediği yine kendi sözlerinden anlaşılmaktadır. Nasıl? Mesela vahyin başlangıcında Cebrail aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e gelerek 3 defa üst üste oku dedi. Peygamber Efendimiz de ben okuma bilmem karşılığını verdi. Yine bu hadisede bize Hazreti Peygamber Efendimiz'in ümmi olduğunu açıkça anlatmaktadır. Ancak Hazreti Peygamber Efendimiz okuma yazma bilmemesine rağmen eğitim ve öğretime büyük bir itina ile önem göstermiştir. Hem okuma yazma öğrenmeyi teşvik etmiş hem de okuma yazma öğretmek amacıyla erkekler için Abdullah bin Said'i ve Ubade bin Samit'i, kadınlar için ise Hafsa validemizi görevlendirmiştir değerli hocalarım. Şimdi Resulullah Kur'an'ı sadece ezberlemeyle yetinmemiş, aynı zamanda onu titizlikle yazdırmıştır arkadaşlar. Burası çok önemli. Yani Kur'an sadece ezberlenmedi, aynı zamanda Peygamberimiz bunu büyük bir titizlikle yazdırdı. İlerleyen dakikalarda daha iyi anlayacağımız gibi. Kur'an'ın yazdırıldığına dair pek çok delil bulunmaktadır. Bu delilleri az buçuk bilmemiz lazım, aşina olmamız lazım ki dersten ziyade, yani bu konuda bize bir şeyler diyenleri veya itirazlarını ortaya koyanlara bizim bunları söyleyebilmemiz lazım. İnanır inanmaz o kendine kalacak bir şey. Her şeyden önce Kur'an'ın bir diğer ismi neydi? El-Kitap. Yani yazılı metin manasında El-Kitap'tır. İşte bu da Kur'an'ın yazıldığını bir kanıtıdır yani. Yani Hazreti Peygamber'in yazdırdığının bir kanıtıdır. Yine dinleyen ondan öğüt alır. Estağfirullah. O değerli sahifelerdir. Tertemiz kılınmıştır. Yüce makamlara kaldırılmış mukaddes sahifelerde katiplerin elindedir. Değerli ve güvenilir katiplerin Abese 12 ila 16. ayeti kerime. Yani burada Kur'an'ın korunduğunu, yazıldığını Allah-u Teala bizzat bildiriyor değerli hocalarım. Yani diyor ki benim korumamda diye zaten bizlere bunu kendisi bildiriyor. Yine daha sonra bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır. Benden Kur'an'dan başka bir şey yazmayınız. Kim benden Kur'an dışında bir şey yazmışsa onu imha etsin. İşte bu hadis-i şerifte Kur'an'ın yazıldığını açıkça ortaya koymaktadır inanmak isteyenlere. Yine dördüncü olarak Hazreti Ömer Efendimizin Müslüman olması hadisesinde Hazreti Ömer Efendimizin kız kardeşi Hazreti Fatma'nın elinde Taha suresinin baş tarafının yazılı bulunduğu sahifede Kur'an'ın yazıldığına açıkça bir delildir değerli hocalarım. Yine daha sonra Abdullah bin Ömer şöyle demektedir. Biz Kur'an üzerimizdeyken, yani Kur'an üzerimizdeyken düşman ülkesine girmeden men edilmiştik. Yani yasaklanmıştı bize üzerimizde Kur'an'dan yazılı malzemeler varken düşman ülkesine girmek bize yasaklanmıştı. Bunun sebebi o yazılı metnin düşman eline geçme korkusuydu. Yani bu da Kur'an'ın yazıldığına bir delildir. Konuyla ilgili Bera bin Azib bir olayda şöyle söylemektedir. Resulullah vahyin yazılmasına öyle bir itina gösteriyordu ki yazılan metinleri vahiy katiplerine yüksek sesle tekrar ettiriyor ve herhangi bir hata, eksiklik veya fazlalık varsa hemen anında düzelttiriyordu buyuruyor Bera bin Azib değerli hocalarım. Şimdi Resulullah'ın tahsisinden geçen Kur'an metni yine onun emriyle çoğaltılıyor. Müslümanların bir kısmı çoğaltılan nüshaları alıyor. Bir kısmı da tashih edilen metin, yani metinden kendileri için özel nüshalar hazırlıyorlardı değerli hocalarım. İstinsahi bittikten sonra tashih edilen asıl nüsha Resulullah'a teslim ediliyor ve hane-i saadette muhafaza ediliyordu değerli hocalarım. Yani bu yazı bize aslında her şeyi anlatılıyor. Anlatıyor yani yazılan Kur'an ayetleri, sureleri değerli hocalarım hane-i saadette muhafaza ediliyordu.
Yani demek ki Kur'an hem satırlarda hem de sadırlarda korunmuştur. Yani hem yazılarak satır olarak hem de ezberlenerek sadırlarda muhafaza edilmiştir. Kur'an'ın yazılmasının başlangıcını şu anki bilgilerimize göre kesin olarak tespit etmek mümkün değildir. Ancak bunun Peygamberimizin risaletinin yani peygamberliğin verilişinin 5. yılından önce başladığı ileriye sürülmektedir değerli hocalarım. Demek ki Kur'an sadece ezberlenmemiş, aynı zamanda yazıya geçirilerek son derece itinalı bir şekilde korunmuştur. Ancak o dönemde Kur'an'ın tamamı yazıya geçirilmesine rağmen resmi olarak toplanıp bir cilt haline getirilmemişti. Bazı kişiler bunu ferdi olarak toplamışlardı. İlgili kaynaklarda Resulullah'ın zamanında Kur'an'ı toplayan kişiler Ali bin Ebi Talip, daha sonra yine tanıdığımız isimlerden Muaz bin Cebel, Ebu Zeyd bin Sabit, Zeyd bin Sabit, Ubey bin Kab, Ubeyde bin Muaviye, daha sonra Sad bin Ubeyd, Ebu Derda gibi isimler Kur'an'ı bireysel olarak baştan sona toplamışlardır değerli hocalarım. Şimdi Kur'an'ın cem edilmesi arkadaşlar, yani Kur'an'ın resmi olarak devlet eliyle toplanması. Şimdi yukarıda Resulullah'ın hayattayken Kur'an'ın tamamının yazıldığı yani yazılı olduğu ancak resmi olarak bir cilt haline getirilmediğini söylemiştik. Kur'an'ın o dönemde bir cilt haline getirilememesi resmi olarak bir takım sebepleri vardır arkadaşlar. Üç tanesi, önemli olan üç tanesi şudur. Hazreti Peygamber hayatta olduğu müddetçe vahiy devam ediyordu. Bu nedenle bazı ayetlerin nesh edilme ihtimali vardı. Hal böyle olunca Kur'an'ın bir kitap haline getirilmesi bazı karışıklıklara sebep olabilirdi. İşte bu sebepten Kur'an Hazreti Peygamber hayattayken bir cilt haline getirilmemiştir. İkinci olarak ayet ve sureler nuzul tarihine göre sıralanmıyordu. Bazen daha önce inen bir sureye sonradan inen bir takım ayetler ilave edilebiliyordu. Mesela Bakara suresi baştan sona işte Elif Lam Mim'den başlayarak sırayla inmiş değil. Yani bugün Bakara suresinin atıyorum işte 100 ila 110. ayetlere indi. Aynı gün içerisinde atıyorum Nebe suresinden bir ayet indi mesela, anlatabildim mi? Yani bu manada karışık karışık iniyordu. Hatta geçtiğimiz derslerde değil de gerçi önümüzdeki derslerde söyleyeceğiz. Ayetlerin surelerin tevkifi olup olmaması konusunda ne demiştik? Ayetlerin sıralaması tevkifidir demiştik değil mi? Cebrail aleyhisselam Hazreti Peygamber'e geliyor, Nahl suresinin 90. ayetini işte diyor şuraya yerleştireceksin diye söylüyor değil mi? Yani nuzul süresine göre inmiyordu. Bir diğer sebep, vahiy tamamlanmasıyla Hazreti Peygamber Efendimizin vefatı arasındaki süre Kur'an'ın bir cilt haline getirilmesine yetmiyordu arkadaşlar. Alimlerin çoğunluğuna göre bu süre 9 geceden ibaret. Yani 9 gecede Kur'an bir cilt haline getirilemezdi. Evet arkadaşlar, dedik ya Kur'an'ın cem edilmesi. Kur'an'ın bir cilt haline toplanmasının en önemli sebebi nedir dersek, Yemame Savaşı'nda 70, bazı rivayetlere göre 500 veya 700 kurra sahabinin şehit edilmesi olduğu ileriye sürülmektedir değerli hocam. İşte bu savaştan sonra Hazreti Ömer Efendimiz bir ayet soruyor arkadaşlar. Ve kendisine diyorlar ki işte o ayeti bilen kişi falan kişiydi fakat o Yemame Savaşı'nda şehit oldu denilmesi üzerine Hazreti Ebubekir Efendimiz Bakara suresinin 156. ayetini okuyarak Kur'an'ın bir cilt halinde toplanmasının gerekli olduğu düşüncesini aktarmıştır arkadaşlar. Bu haber bize rivayet edilmektedir. Daha sonra bu düşüncesini Hazreti Ebubekir Efendimiz'e açarak Kur'an'ın bir cilt halinde toplanması konusunda Hazreti Ebubekir Efendimiz'i ikna etmiştir. Şimdi Kur'an'ı bir araya toplamak için kim görevlendirildi? Zeyd bin Sabit görevlendirildi. Zeyd bin Sabit'in başkanlığında bir heyet kuruldu arkadaşlar. Ama bu heyetin ismini tam böyle somut olarak sayamıyoruz arkadaşlar. Farklı farklı rivayetler var. Bu konuda kitabımız herhangi bir isim saymamıştır. Onun için ÖSYM de bize bu konuda işte Kur'an'ın toplanmasında Zeyd bin Sabit'in başkanlığında kimler vardı diye bir soru
gelmez arkadaşlar. Çünkü bu konuda Kur'an'ın çoğaltılmasındaki gibi somut olarak bir isim listesinden bahsedemiyoruz arkadaşlar. İşte Zeyd bin Sabit'in bu işte başkan seçilmesinin bir takım sebepleri var arkadaşlar. Bunları şöyle 6 maddede sıralayabiliriz. Medine'de Ubey bin Ka'b'dan sonra Zeyd bin Sabit uzun süre vahiy katipliği yapmış bir kişiydi. Birinci sebep. İkincisi, Resulullah hayattayken Kur'an'ın tamamını toplamıştı bireysel olarak. Yine Kur'an'ın tamamını ezberleyen ve onu en güzel okuyan sahabilerden birisiydi Zeyd bin Sabit. Yine Zeyd'in kıraati, yani Zeyd bin Sabit'in kıraati, Hazreti Peygamber Efendimiz'in son arzda, yani son mukabelesinde Cebrail aleyhisselama sunduğu kıraat ile aynıydı. Yine daha sonra Zeyd bin Sabit genç, dinç ve çok zeki bir kişiydi arkadaşlar. Bu da beşinci sebep. Yine Zeyd bin Sabit bütün Müslümanların güvenini kazanmış bir sahabeydi değerli hocalarım. Bu sebepten Zeyd bin Sabit başkan seçilmiştir. Yani şimdi dedik ya, bu heyetin tam olarak somut bir şekilde ismi yok değerli hocalarım. Yani ben bu konuda araştırdım. Bazı kitaplarda şu şu dese de, yani kitabımız bize Avf kitabı, yani bu konuda bilgi vermediği için bu konuda da soru sormazlar değerli hocam. Ama mesela şurada benim araştırmalarıma göre 12 kişiden söz ediliyor. Hazreti Osman, Hazreti Ali, Talha, İbni Mesud, Ubey bin Ka'b, Halid bin Velid, Huzeyfe ve Salim'in bulunduğu 12 kişilik bir heyetten bahsediliyor mesela. Hazreti Ebubekir Efendimiz'in evinde toplanmışlar ve orada Kur'an'dan bildiklerini herkes okumuşlar. Yine o yazılı malzemeler toplanmış vesaire vesaire, bu şekilde bir çalışma gerçekleştirilmiş. Yine bu iş için Zeyd bin Sabit Hazreti Ömer Efendimizin yardımını şart koşmuş. O da ciddi şekilde Zeyd bin Sabit'e yardımda bulunmuş değerli hocalarım. Daha sonra Kur'an bu şekilde toplanmış. Yine bu konuyla alakalı Yemame Savaşı'nda dedik ya az önce, Kurra hafızlar şehit edildikten sonra Hazreti Ömer Efendimiz Hazreti Ebubekir Efendimiz'i bu konuda ikna etmeye çalıştı. Daha sonra Hazreti Ebubekir Efendimiz Zeyd bin Sabit'i çağırttı. Ömer bana dedi ki, Yemame'de Kur'an hafızları çok zayiat verdi. Bu gibi vakalarda hafızların ölmeleri, Kur'an'ın birçoğunun zayi olmasını, yani olmasından endişe ediyorum. Bana kalırsa Kur'an'ı toplayalım ve de sen bu şekilde bir emir çıkar demiş Hazreti Ömer Efendimiz Hazreti Ebubekir Efendimize. Tabii bu konuda Zeyd bin Sabit de diyor ki, ben Resulullah'ın yapmadığı bir işi nasıl yapayım demiş Hazreti Ömer Efendimiz'e. Zeyd bin Sabit Hazreti Ömer Efendimiz ona demiş ki, vallahi bu hayırlı bir teşebbüstür demiştir ve Hazreti Ömer Efendimiz bunu Zeyd bin Sabit'e defalarca söyleyince daha sonra da diyor ki Zeyd bin Sabit, Allah bunu benim kalbime koydu ve de ben bunun sonucunda Kur'an'ın toplanması noktasında ben de mutmain oldum demiştir. Bunu da böyle anlatmak istedim arkadaşlar. Şimdi Hazreti Ebubekir Efendimiz Hazreti Ömer ve Zeyd bin Sabit'e şu talimat vermiştir Kur'an'ın toplanması noktasında. Hazreti Peygamber'in mescidinin girişine oturun. Biri size Allah'ın kitabından bir ayet getirirse onu iki şahitle birlikte kabul edin. Yani kaydedin. Halifenin talimatındaki iki şahitten maksadın ne olduğu konusunda farklı görüşler ortaya atılmıştır değerli hocalarım. Bu konuda üç önemli görüş var. Bunlardan birincisi, ayet ve surelerin Hazreti Peygamber'in huzurunda yazıldığına tanıklık eden iki şahidin olması demişlerdir. İkinci görüşe göre ise Kur'an'dan ayet ve sureleri getirenin onları ezbere bilmesi birinci şahit, onları bir malzeme üzerine yazılmış şekilde getirmesi ise ikinci şahittir demişler ikinci görüşe göre. Yani bir kişi bir ayeti ezbere bilecek, bir de elinde yazılı olarak malzemesinde bulunacak Hazreti Peygamber'in huzurunda yazılmış bir malzemede. İşte bu iki şahit yerine geçmektedir demişlerdir. Üçüncü görüşe göre ise getirilen Kur'an ayet ya da surelerinin Kur'an'ın nazil olduğu vecihlerden olduğuna dair iki şahidin olması arkadaşlar. Bu da şahitlik konusundaki üçüncü görüştür. Şimdi toplanan
Bu Kur'an nüshasına Mushaf adı verilmişti arkadaşlar. İşte bu Mushaf'ın bir takım özellikleri var. Bunları dört madde halinde sayabiliriz. Bu nüsha en ince ilmi tespit usulleriyle toplanmıştır. İkinci olarak bu nüshaya ancak tilaveti mensuh olmayan ayetler alınmıştır. Yani tilaveti mensuh olan ayetler buna alınmamıştır. Yine bu nüsha 7 harfi ihtiva etmektedir. Bu nüshanın doğruluğu hem ümmetin icmağı hem de tevatür ile sabittir değerli hocalarım. Bu noktada da bu dört özelliği saymış olduk. İşte böylesine titizlikle toplanan bu mushaf Hazreti Ebu Bekir'e teslim edilmiş ve vefatına kadar Hazreti Ebu Bekir Efendimizin yanında kalmıştır. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz vefat ettikten sonra Hazreti Ömer Efendimiz'e, Hazreti Ömer Efendimiz'in vefatıyla da kızı Hafsa'ya verilmiştir. Hazreti Osman Efendimiz bu mushafı esas alarak Kur'an'ı çoğaltmıştır. Daha sonra dönemin Medine valisi Mervan bin Hakem bu nüshayı Hazreti Hafsa validemizden istemiş ancak Hafsa validemiz bu mushafı Mervan bin Hakem'e vermemiştir. Hafsa'nın vefatıyla birlikte Mervan bin Hakem bu mushafı Hazreti Ömer Efendimiz'in oğlu Abdullah'tan almış ve yaktırmıştır. Mushafı yakmasının sebebi sorulduğunda ise ben o nüshayı yaktım. Çünkü onda bulunan İmam Mushaf'ına yazılmıştı. Ayrıca aradan uzun bir süre geçtikten sonra bazı kimseler Hazreti Ebu Bekir'in Mushaf'ında öyle şeyler vardı ki bu İmam Mushaf'ına yazılmamıştır demelerinden korktum. Hazreti Ebu Bekir'in zamanında toplanan Mushaf 7 harfi ihtiva ediyordu arkadaşlar. Hazreti Osman zamanında istinsah edilen çoğaltılan nüshalar ise son arızda Kur'aniyeti kesinleşmiş olan tek bir harfe göre yazılmıştı. Bu nüshalara kalan 6 harf ilave edilmemişti. Yani alınmamıştı değerli hocalarım. Hazreti Peygamber'in vefatından 6 ay sonra başlayan Kur'an'ı toplama faaliyeti yaklaşık 1 yıl sürmüştür. İstinsah faaliyeti ise 5 yıl sürmüştür arkadaşlar. Toplanan bu nüshaya Abdullah bin Mesud'un teklifiyle Mushaf adı verilmiştir. Kur'an toplama işi bitince Zeyd bin Sabit onu baştan sonra okumuş, Azhab suresinin 23. ayetinin eksik olduğunu fark etmiş. Bizzat kendisini de Resulullah Efendimiz'den dinleyerek öğrendiği bu ayeti sadece Huzeyme bin Sabit'in yanında bularak Mushaf'taki yerine kaydetmiştir. Sonra Kur'an'ı bir defa daha baştan sonra okumuş, bu defa Tevbe suresinin son kısmının yani iki ayetin eksik olduğunu fark etmiş. Onları da yine sadece Huzeyme bin Sabit el-Ensari'nin yanında bularak Mushaf'taki yerine yazmıştır. Sonra eksik olup olmadığını anlamak maksadıyla tekrar ümmetin huzurunda baştan sona okumuş ve en ufak bir eksiklik bulunamamıştır değerli hocalarım. Şimdi daha sonra bir diğer başlığımız Kur'an'ın çoğaltılması. Hazreti Ömer Efendimiz yani Hazreti Ömer Efendimizin hilafeti süresince bilhassa muhacirlerden ileri gelen ashabın Medine'yi terk etmesini Hazreti Ömer Efendimiz ne yapmıştı? Özel izne bağlamıştı. Bu hususta arkadaşlar çok zorluk çıkarıyordu. Yani bu husus zorluk ortaya koyuyordu. Ondan sonra halife olan Hazreti Osman Efendimiz bu çıkışları serbest bıraktı. Sahabe de genişlemiş olan İslam coğrafyasının farklı topraklarında önemli merkezlere dağılmışlardı değerli hocalarım. Dolayısıyla her şehrin ahalisi aralarında bulunan sahabinin öğrettiği kıraatları öğreniyorlar. Böylece şehirler arasında farklı kıraatlar ortaya çıkıyordu. Ayrıca yeni Müslüman olanlar diğer kıraatları bilmediklerinden öğrendikleri kıraatın başkası mümkün olmayan tek kıraat olduğuna inanıyorlardı değerli hocalarım. Bu yüzden de ihtilaflar ortaya çıkıyor, münakaşalar oluyor. Hatta birbirlerine kafir diyecek kadar üzücü olaylar meydana geliyordu. Hazreti Osman Efendimiz bu duruma muttali olunca hutbe verip siz benim yanımda dahi ihtilafa düşüyorsunuz. Daha uzak yerlerde bulunanlar elbette daha fazla ihtilafa düşerler. Ey Muhammed ashabı bir araya gelin ve insanlara imam nüshası yazın diyerek mushafı çoğaltmak gerektiğini benimsedi ve söyledi. Hazreti Osman Efendimiz Hafsa validemize haber gönderip elinde bulunan Mushaf'tan nüshalar çıkartacağını, bu iş bittikten sonra Mushaf'ın kendisine iade edileceğini söyleyerek asıl nüshayı ondan istedi. Mushaf'ı Hazreti Osman Efendimiz'e Hafsa validemiz gönderdi değerli hocalarım. İşte şimdi Hazreti Osman Efendimiz
Bu Kur'an'ın çoğaltılması için arkadaşlar, yani istinsah edilmesi için, kopyalanması için bir heyet görevlendirdi arkadaşlar. İşte bu heyetin içerisinde Zeyd bin Sabit, yine Zeyd bin Sabit'in başkanlığında Abdullah bin Ez-Zübeyir, daha sonra Said bin El-As, Abdurrahman bin Haris isimleri yer almaktaydı. Zeyd bin Sabit, Sabit, Zübeyir, As, Haris, değerli hocalarım. Bu dört isim Hazreti Osman Efendimizin Kur'an'ı istinsah ettirmek için oluşturduğu heyet içerisindedir. Şimdi Hazreti Osman Kur'an'ı çoğaltacak olan heyete bir takım prensipler bildirdi arkadaşlar. Yani bir takım uyması gereken prensipler konusunda onlara talimat verdi. Şimdi bunlar nelerdir dersek, çoğaltma noktasında Hazreti Ebubekir döneminde toplanan mushaf esas alınacaktır. Daha sonra nüshalara Hazreti Peygamber Efendimizin son arzda okumuş olduğu Kur'aniyeti kesinleşmiş olan bir harf alınacak, altı harf alınmayacaktır. Yine bu nüshalara tilaveti nesh yani mensuh olan ayetler yazılmayacaktır. Daha sonra heyet arasında lehçe bakımından herhangi bir ihtilaf çıkarsa Kureyş lehçesi esas alınacaktır. Yine nüshaya uyan diğer nüshalar varsa kalacak, uymayanlar varsa tashih edilecek, tashihi mümkün olmayanlar ise imha edilecektir. Daha sonra altıncı olarak sureler bugün elimizdeki Kur'an nüshalarında olduğu gibi tertip edilecektir talimatını vermiştir. Yine yedinci olarak da çeşitli maksatlarla kaydedilen bir takım özel not ve kayıtlar bu mushafa yazılmayacaktır değerli hocalarım. Şimdi heyet arasında sadece Bakara suresinin 248. ayetinde geçen Et-Tabüt kelimesindeki şu Tebüt kelimesinin sonundaki T var ya, işte bu T yuvarlak T mi yoksa H olarak okunan, durduğumuz zaman H olarak okunan T var ya, işte ondan mı yazılacak yoksa bu şekilde açık T mi yazılacak konusunda bir ihtilaf çıkmıştır. Bu söz konusu olay Hazreti Osman Efendimiz'e bildirilince Hazreti Osman Efendimiz de bu şekilde açık uzun T yazılmasını heyete bildirmiştir. Heyet Hicret'in 25. yılında başlayan İstinsah işini 5 yıl içerisinde bitirmiştir değerli hocam. Şimdi bu çoğaltma faaliyetinde ne kadar Kur'an çoğaltıldı dersek arkadaşlar 4, 5, 7 ya da 8 tane olduğu ileriye sürülmektedir. Söz konusu nüshaların 5 adet olduğunu söyleyenlere göre arkadaşlar bu nüshalardan iki tanesi Medine'de kalmıştır, bir tanesi Basra'ya gönderilmiş, bir tanesi Kufe'ye, bir tanesi de Şam'a gönderilmiştir arkadaşlar. Ama bu isimler, yani bu gönderilenler konusunda herhangi bir ihtilaf yoktur. Yani 8 olduğunu savunanlar konusunda da ihtilaf yoktur. Ancak bu nüshanın 8 olduğunu söyleyenler ise arkadaşlar, bu kalan 3 tanesinin Mekke, Yemen ve Bahreyn'e gönderildiğini rivayet edilmektedir. Şimdi bugün Hazreti Osman Efendimizin zamanında çoğaltılan bu nüshalardan bir tane Londra'da ofis kütüphanesinde, bir tane Topkapı Sarayı'nda, bir tane de Taşkent'te bulunmaktadır değerli hocalarım. Şimdi Kur'an'ın harekelenmesi ve noktalanması arkadaşlar. Hazreti Osman Efendimiz döneminde çoğaltılan nüshalar, mushaflar noktasız ve hareketsizdi arkadaşlar. Hareketsiz ve noktasız. Yani noktasız derken B, T, S veya Cim, H, H harflerini ayıran noktalar yoktu arkadaşlar. Mesela H harfinin üstünde nokta, Cim harfinin ortasında nokta yoktu arkadaşlar. Bunun nedeni ise noktasız ve hareketsiz yazıyla Kur'an çeşitli kıraat vecihlerine göre okunabilmekteydi. Rivayetlere göre Basra valisi Zeyd bin Sümeyye, bakın arkadaşlar harekelenme noktasında Zeyd bin Sümeyye, Ebul Esved'e, Dü'eliye müracaat ederek Kur'an'a yanlış okumaları önlemek için bazı işaretler koymasını istedi. Başlangıçta Ebul Esved'e, Dü'eli bu işten çekindi ve bu teklifi kabul etmedi değerli hocalarım. Bunun üzerine Ziyad bin Sümeyye bir adamını Ebul Esved'e, Dü'eli'nin geçeceği yol üzerine koydu ve ona
Kur'an'dan bir yeri yanlış okuması talimatını verdi. Tevbe suresinin 3. ayetinde Rasul kelimesinin sonunu Rasuli şeklinde esre okuyunca dolayısıyla mana Allah müşriklerden ve Rasulünden uzaktır manası ortaya çıkınca bunu duyunca Ebul Esved'e düeli buna müdahale etti. Dedi ki Allah Rasulünden uzak olmaktan beridir dedi ve insanların bu durumda olduğunu bilmiyordum. Böyle olacağını tahmin etmiyordum dedi ve Ziyad bin Sümeyye'nin teklifini kabul etti. Ziyad bin Sümeyye'den 30 kadar katip aldı değerli hocalarım. Bunun üzerine Ebul Esved el-Düeli katibe ben bir harfi fete okuduğum zaman tam üstüne, kesre okuduğum zaman altına, ötre okuduğum zaman önüne veya ortasına birer nokta, tenvinli okuduğum zaman ise iki nokta koy şeklinde talimat verdikten sonra Kur'an'ı yavaş yavaş okumaya başladı. Ebul Esved el-Düeli'nin koyduğu bu noktalar hareke yerine konan noktalardır değerli hocalarım. Bakın şurada da tekrar aşina olmamız için not aldım. Ebul Esved el-Düeli harekeleme işini yapmış. Nasır bin Asım ve Yahya bin Mamer yani ikisinden biri de veya da her ikisi harflere nokta koyma yani harfleri harekeleme işini de onlar yapmışlar arkadaşlar. Günümüzdeki şeklini veren kişi ise Halil bin Ahmet olmuştur değerli hocalarım. Şimdi bundan sonra Kur'an'a yazılı şekilleri birbirine benzeyen harfleri mesela cim, ha, ha veya b, t, s, ayn, gayn gibi harfleri birbirinden ayırmak için de noktalar konulmuştur. Bunları kimler koydu dersek Nasır bin Asım veya da Yahya bin Yamer olduğu rivayet edilmektedir. Farklı bir rivayete göre de her ikisi birlikte bu işi yaptıkları söylenmektedir. Yalnız bu tür noktalama işleri arkadaşlar Nasır bin Asım veya Yahya bin Yamer'in icatları değildir. Bunlar yaklaşık miladi 260-267 yıllarına kadar dayanan bir çalışmadır değerli hocalarım. Yani eskiden olan bir iştir. Daha sonra dedik ya az önce Halil bin Ahmet de Kur'an'a bugünkü şeklini vermiştir arkadaşlar. Bugünkü harekeleme işlerinde Halil bin Ahmet yapmıştır. Ebul Esved el-Düeli ilk harekeleme işini harfleri birbirinden ayırmayı Nasır bin Asım ya da Yahya bin Yamer bugünkü şeklinde Halil bin Ahmet koymuştur yani vermiştir. Birbirine benzeyen harfleri birbirinden ayırmak için noktalar siyah, hareke yerine konan noktalar ise önce kırmızı, sonraları sarı ve yeşil, nadiren de mavi renk mürekkeple konulmuştur. Böylece en ufak bir karışıklık meydana gelmemiştir değerli hocalarım. Şimdi Resmül Musaf yani bir diğer ismiyle Resmi Osmani yani Hazreti Osman Efendimiz zamanında çoğaltılan Kur'an nüshalarının resmi. Şimdi Kur'an'ın kelimelerinin ve harflerinin yazılışında Osman bin Affan'ın tasvif ve tertip ettiği imla, şekil ve tarzı diye tanımlamak mümkündür Resmül Musaf'ı. Buna Resmi Osmani de denir demiştik. Hazreti Osman Efendimiz döneminde Musaf çoğaltılırken bugünkü yazım kurallarından farklı bir yazı stili kullanılmıştır. Bu farklılıklardan bazıları ise şunlardır arkadaşlar. Mesela birincisi hazif yapılması yani kelimelerden harf düşürülmesi. Mesela ye eyyühe derken Y harfinden sonraki elif harfini yazmamak gibi. Daha sonra fazladan harf ilavesi yapılması. Mesela çoğul ya da çoğul hükmünde olan kelimelerin sonunda bulunan vav'dan sonra bir elif ilave etmek gibi. Yine bedel düşmek. Bedel yani bir harfin yerine başka bir harfin bedel yapılması, yazılması. Mesela salat ve zekat kelimelerinde olduğu gibi. Daha sonra fasl yani ayırmak demek arkadaşlar. Yani ayrılam. Ne gibi? Elle yerine enle. Daha sonra vasıl yani geçmek diyoruz da vasıl. Birleştirme. Yani bir okuyuşta vasıl yaptığımız zaman ne yaparız? Birleştirir geçeriz ya. Fasıl yaptığımız zaman ayırırız, durarız yani. İşte vasıl birleştirme. Min me yerine mimme yazılması arkadaşlar. Şimdi bir diğeri iki kıraatı da yani iki kıraatı da
elverişli şekilde yazma. Ne gibi mesela? Melike, Melike gibi arkadaşlar. Osmani Musaf'ta bu Melike şeklinde yazılmıştır. Ama Melike, Melike diye de iki şekilde okunur idi değerli hocalarım. Şimdi alimler arasında arkadaşlar resmi Osmani yani Hazreti Osman Efendimiz zamanındaki yazılan bu Musaf'a uymanın gerekliliği konusunda ihtilaf çıkmıştır. Yani tevkifi midir değil midir konusunda ihtilaf ortaya çıkmıştır. Bu konuda iki görüş bizim için önemlidir. Resmi Osmani'nin tevkifi olduğunu savunanlar yani buna uymak zorunludur diyenler bir diğeri de resmi Osmani'nin tevkifi olmadığını savunanlar vardır. Şimdi bunlardan birincisi resmi Osmani'nin tevkifi olduğunu savunanlar hakkında şöyle diyebiliriz. Abdülaziz Eddebba şöyle demektedir. Kur'an'ın resminde ne sahabenin ne de başkalarının hiçbir payı yoktur. O tamamen Hazreti Peygamber'den olup tevkifidir demiştir. Yine Ahmet bin Hanbel de Musaf-ı Osmani'nin hattına muhalefet etmek haramdır demiştir. Yine İmam-ı Malik'e yöneltilen ne dersiniz? Biri Musaf yazmak isteyip de onu bugünkü insanların çıkardığı hece harfleriyle yazsa doğru olur mu şeklindeki soruya o hayır uygun olmaz. Yani bunu uygun görmem ilk yazıldığı şekliyle yazsın diye cevap vermiştir. Açıkça görülüyor ki bu alimlere göre resmi Osmaniye uymak zorunludur değerli hocalarım. Yine bir diğer görüş. Resmi Osmani'nin tevkifi olmadığını savunanlar ise bunlardan Bakıllani şöyle demektedir. Yazıya gelince Allah ümmet üzerine bundan hiçbir şeyi farz kılmamıştır. Çünkü vahiy katiplerine ve musafları yazanlara şu yazıyı kullanacaksın ya da bu yazıyı kullanmayacaksın gibi emirler verilmemiştir. Demiştir değerli hocalarım. Böylece resmi Osmani'nin tevkifi olup olmaması konusundaki iki görüşümüzü de incelemiş olduk değerli hocalarım. İnşallah bir dahaki dersimizde görüşmek dileğiyle kanalıma destek olmayı unutmayın. Rabbim inşallah çalışmalarınızı muvaffak kılsın. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.